Dört cepheden namlular, işte o haritaları artık ezberledik hepimiz. Amerikan namluları Karadeniz'den Yunanistan'a, Suriye'nin İran kuzeyine kadar bize dönmüş durumda. Uluslararası planda durum bu. İçeride ekonomik bunalım, sürdürülemeyen bu üretimle ilgili meseleler. Bu zor bir süreç. Bu Türkiye'deki bütün partileri birleştirecek tek kelimedir belki zorluk. Türkiye bu zorluklardan ancak Vatan Partisi ile çıkacak. Vatan Partisi iktidar yürüyüşümüz başlamıştır bilinciyle 81 ilde örgütlenme ve iktidar olma hedefi için atağa kalkıyor. Türkiye'nin siyasi rotası Vatan Partisi'nin Milli Üretim Devrimi programıyla birleşiyor. Vatan Partisi bu tarihi dönüm noktasına örgütlemek için harekete geçecek. Türkiye'ye Vatan Partisi lazım. Çünkü Türkiye'de Vatan Partisi olursa işte dış güvenlikte bütünsel, kararlı, stratejik bir duruş olur. Türkiye'de Vatan Partisi olursa üretici rahat eder, çiftçi rahat eder. Şu anda 71 ilde örgütlü olan Vatan Partisi, 81 il ve en az 700 ilçede örgütlenme hedefiyle yola çıkacak. Vatan Partisi 50 yıldır Türkiye'nin önüne koyduğu programla, stratejiyle, 7 Ateş'ten geçmiş tecrübeleriyle, gençliğiyle, kadın örgütleriyle, merkezi araçlarıyla toplumun önünde ve en hazır parti. Bunu da Türkiye'de yapacak bence ikinci bir parti yok iddia ediyorum. Şimdi Vatan Partisi 81 ile 40 tane kadrosuyla çıkacak. 31 Temmuz'a kadar 40 kadromuz 81 ilimizi işte Şırnak'tan Edirne'sine, Trabzon'undan Hatay'ına kadar dolaşacak ve İşte bu süreci Türkiye'ye anlatacak. Vatan Partisi genel merkez yöneticilerinden il başkanlarına, kıdemli kadrolarından en yeni üyesine kadar sahada. Hedef 81 ilde Türk milletini Vatan Partisi'nde birleştirmek. Araçlarımızı hazırlıyoruz, bavullarımızı hazırlıyoruz. Yüzlerce araçla Türkiye'yi dolaşacağız. Bu bir iktidar yürüyüşü. Yani onun adını koyalım. Bu sıradan bir yolculuk değil, bu bir iktidar yürüyüşü.